Illustrator'da birden fazla objeyi kullanarak farklı yapılarda yeni objeler oluşturabilmek için kullanabileceğimiz iki uygulamanın olduğunu söylemiştik. Bunlardan birisi Shape Builder aracı, diğeri de Pathfinder paneli. Pathfinder paneli ile alakalı örnek dosyayı açabilmek için Illustrator CS6 örnek dosyalar içerisinden Nesne düzenleme araçları burada da Pathfinder belgesini açalım. Belgeyi açtıktan sonra Pathfinder panelini açmamız gerekiyor. Bunu da Windows üst menüsü Pathfinder komutunu çalıştırarak açabiliriz veya Shift komut F9 kısa yoluyla da bu paneli açabiliriz. Paneli açtıktan sonra Shape Mode adını verdiğimiz dört farklı seçenekle ilk olarak karşılaşıyoruz. Bu seçenekler ikonlarından da anlaşılacağı gibi ilk seçeneğimiz seçili olan nesneleri birleştirmeye yarayacaktır. İkinci olan seçenek ise üstteki nesne alttaki nesneyi kesecektir. Üçüncü seçenekte nesnelerin ortak kümesini alacak ve geriye kalanları silecektir. Dördüncüde de ortak kümeyi silecek nesnenin diğer yapılarını sabit tutacaktır. Bunu yaparken de üstte bulunan nesnenin özelliklerini alarak işlem yapacak. İlk seçeneğimiz olan Unity örnek olarak deneyebilmek için her iki nesnemizi seçili hale getiriyoruz. Mutlaka hangi nesneler üzerinde işlem yapacaksınız onlar seçili olmak zorunda. Nesneleri seçili hale getirdik ve birleştir komutunu çalıştırıyoruz. Birleştir komutunu çalıştırdığımızda üstteki nesnenin de özelliğini alarak yeni bir şekle dönüşecektir. Komut Z ile bir adım geriye dönelim ve ikinci seçeneğimiz olan Minus Front seçeneğini seçelim. Üstteki nesne yani yeşil dörtgen alttaki turuncu daireyi kesecek. Nasıl keseceği buradaki dörtgenin konumuna bağlı. Her iki nesne seçili ve minus front seçeneğini tıklayarak dörtgenin daireyi kesmesini sağlıyoruz. Komut C ile bir adım geriye dönerek üçüncü seçeneğimize bakıyoruz. Üçüncü seçenek iki nesnenin oluşturmuş olduğu şu ortak kümenin kalması ve geriye kalan alanların silinmesi işlemini yapacaktır üçüncü butonumuza yani intersect butonuna tıklayıp işlemi yapıyoruz. Son uygulamamız için komut Z ile geriye dönüş yapıyoruz. Yine her iki nesnemiz seçili uygulamada kullanacağımız nesneler seçili ve son butonumuz olan exclude seçeneğini seçerek sadece orta kümenin silinmesini geriye kalan parçaların kalmasını sağlıyoruz. Bu işlemde de gördüğümüz gibi diğer objeler en üstte olan objenin özelliklerini alacaktır.